Binlerce yıl boyunca çeşitli uygarlıkların her biri kendine göre ölümsüzlüğe ulaşmaya çalışmıştır. Bu uygarlıklardan hiçbiri, bu konuyla ilgilenen ilk uygarlıklardan biri olan eski Mısır kadar derin bir iz bırakmamıştır. Mısırlılar 5000 yıl öncesinden itibaren benzersiz dehalarını ölümden sonra hayata ulaşmak amacıyla kullanmıştır. Ve günümüz dehalarının henüz çözemedikleri bulmacalardan oluşan bir miras bırakmışlardır. Ancak çölde bulunan nefes kesici ipuçları bizi ilk defa piramitleri yapan gizemli kişilerle yüz yüze getiriyor. Çok uzaklardaki laboratuvarlarda bilim adamları Mısırlıların ölüme karşı yaklaşımlarını anlamak için sıra dışı çabalar harcıyor. Modern bilimler firavunların sırlarını daha önce hiç olmadığı şekilde yeni bir hayata kavuşturuyor. ...4500 yıl önce insanlık tarihinin en olağanüstü başarılarından biri Mısır çölünde ortaya çıktı. 6 milyon blok kireç taşı kullanılarak firavunlar için yapılan 3 kraliyet mezarı sadece 70 yılda tamamlandı. İşçiler modern teknoloji olmadan yaklaşık 2 dakikada bir her biri ortalama 2,5 ton ağırlığında olan taş blokları kaldırıp yerlerine yerleştirdiler. Bu işin imkansız gibi görünmesi, bazılarının Mısırlıların günümüzde sahip olamadığımız bir tür gizemli bilgiye sahip olduğuna ve uzaylılardan yardım aldıklarına bile inanmalarına neden olmuştur. Ancak artık Gize platosunda kumlar, piramitleri kimin ve nasıl yaptığı konusundaki eski bulmacaya ait yeni ve şaşırtıcı ipuçları ortaya çıkarıyor. 200 yıl boyunca yapılan kazılar sırasında piramitler, mezarlar, tapınaklar, heykeller, güzel yazılar ve rölyefler ortaya çıktı. Peki ama bütün bu insanlar neredeydi? Mark Lerner, Chicago Üniversitesi'nin Doğu Bilimleri Enstitüsü'nde eski Mısır arkeoloji profesörü. Çalışmaları sayesinde araştırmaların odak noktası tarihi eserlerden insanlara kaydı. İlk defa ileri gelenlerin ve hizmet ettikleri kralın nasıl gömüldüğünü anlamaya çalışmaktansa burada yaşayan insanların hayatını anlamak amacıyla kazı yapıyoruz. Lerner ve başka uzmanların son zamanlarda yaptığı keşifler piramitlerin inşa edilişi konusundaki anlayışı tepetaklak etti. Yüzyıllar boyunca piramitleri yapanların köle oldukları düşünülüyordu. Hollywood filmleri de kırbaç tehdidiyle zorla çalışan köleler konusundaki miti daha da güçlendiriyordu. Ancak 1990'da yapılan bir keşif bu miti sonsuza dek bozdu. Ata binen bir turist, eski Mısırlılar hakkındaki araştırmalarda yeni bir dönem başlattı. Atın ayağı, firavunların döneminde kapatılmış bir mezarın kubbeli çatısından içeri girdi. İçeride sonsuzluğa açılan bir pencere vardı. Kubbe, canlı renklerle boyanmış alçıyla kaplıydı. Söz konusu kaplama, çöl şartlarına maruz kalır kalmaz bozulmaya başladı. Ama kısa bir süre için bir kralın mezarı gibi parıldadı. Ama burada gömülü olan kişi kral değildi, hatta soylu bile değildi. Bir işçiydi. Gize platosunun müdürü olan Dr. Zahi Havas'a göre mezarın tasarımı ve yapım biçimi söz konusu kişinin esir olmadığını gösteriyor.
Mezarın büyüklüğüne, kubbeli tavanın benzersiz şekline ve mezarın içeriden alçıyla kaplı oluşuna bakarak bu kişinin bütün işçilerin idaresinden sorumlu olan adam olduğuna inanıyorum. Bu adam buradaki herkesin iyi yaşamasını sağlamaya çalışıyordu. Herkes sabah işe gidiyordu. Gün batımında evlerine dönüyor, buradaki köyde yaşıyordu. Ölen herkes için de bir mezar vardı. Doktor Havas ve ekibi, kubbeli mezarın keşfini takip eden aylarda aynı bölgede 250'den fazla mezarı gün ışığına çıkardı. İşçiler için yapılan bir mezarlığı bulmuşlardı. Ustabaşının kubbeli mezarının çevresinde seçkin işçilerinin mezarları vardı. Büyük olasılıkla tıpkı firavunların ve soyluların mezarları gibi işçilerin de mezarları statülerine göre düzenlenmişti. Doktor Havas bazı mezarlarda hiyerogliflerle işçinin titrinin de yazıldığını keşfetti. Bu da Gize'yi inşa edenlerin saygı duyulan zanaatkarlar olduğunun kanıtıydı. Burada 3 tane kapı bulduk. Her birinin üstünde renkli çizimler vardı. Bu kişilerin hiyeroglif titrilerine baktığımızda burada Heyrup Yerioğuz diyor. Bu mezar inşaatı müdürü demek. Burada da Sarıp Yerioğuz diyor. Bu da mezar inşaatı denetçisi demek. Arkeologlar kazı sırasında işçilerin statüsünü belirten bir başka keşifte daha bulundular. Tıpkı krallar gibi inşaat işçileri de sonsuza giderken yanlarına sanat eserleri alıyordu. Detaylı oymalar, hiyeroglifler ve heykelcikler bu işçilerin görünüşü hakkında ipuçları veriyor. Havas ve ekibi bu inşaat işçilerini giderek daha canlı bir biçimde görebiliyordu. Ancak daha sonra buldukları şey için hiçbir hazır değildi. Sonunda piramitlerin gölgesinde modern işçiler tarihi atalarıyla yüz yüze geldi. Bu kalıntılar üzerinde yapılan tıbbi incelemeler, acı ve fedakarlıkla dolu kelimenin tam anlamıyla insanın belini büken yoğunlukta çalışmanın söz konusu olduğu bir hikayeyi ortaya çıkardı. Bulunan kemikler üzerinde yaptığımız incelemelerde, mezarlarda bulunan erkeklerin çoğunun sırtına ve sırt kemiklerine ağırlık bindiği ortaya çıktı. Yani bu insanlar her gün taş taşıyordu, piramitlerde veya mezarlarda çalışıyordu. Arkeoloji aslında altın veya kral tutu bulmak demek değildir. Bulunan altın ve kral tut, bu insanların yaşam biçimleri veya diğer konular hakkında hiçbir fikir vermez. Bu mezarlıkta toz toprak içinde çalışıyoruz. Her bir kum tanesi, taş parçası, çanak parçası eski tarihi yeniden yaratıyor. Ve bu insanlar hakkında bize bilgi veriyor. Günümüzde Gize platosunda hayat hala çölün eski ritminde devam ediyor.
burada çalışan